Merhabalar, ben Kemal Sınal. 10 Kasım 1944'te İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Küçükpazar semtinde Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Babam Migros'tan emekli Mustafa Sunal, annem Sayime Sunal'dır. Ailemizin en büyük çocuğuyum. Cemil ve Cengiz adında iki de kardeşim vardır. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okuduktan sonra Vefa Lisesi'ne geçtim. Lise hayatımı tam 11 senede tamamladım. Bu benim tembelliğimden ya da salaklığımdan değildi. 15-20 kişilik bir grubumuz vardı. Beraber geziyor, beraber kalıyorduk. Anlaşmış bir gruptuk. Bir nevi haylazdık. Eğitim hayatım boyunca birçok işte çalıştım. Bir gün elektrikçi oldum, bir gün fabrikada çalışırken buldum kendimi. Yaz tatillerinde ayakkabı ve kitap paramı çıkarmak için hep çalışmak zorunda kaldım. Ama içimdeki sanat aşkı çok sevdiğim tiyatrodan asla alıkoymadı. Küçüklükten beri içimde vardı bu sanat aşkı. Ve ilk olarak Kenterler Tiyatrosu'nda Zoraki Tabip oyunuyla tiyatro hayatıma başladım. Bir sene kadar burada tiyatro yaptıktan sonra Pendik'te tiyatro açıldı. Hemen gittim. Sahneye burada devam ederken burada uzun yıllar dost kalacağım Bülent Kayabaş'la tanıştım. Basamakları çıkmak ve yükselmek için çok mücadele ediyordum. Bundan sonra Ayfer Feray, Ulvi Uraz'la beraber Haydun Taner'in öncülük ettiği ve kurucuları Ahmet Gülhan, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın olduğu Deve Kuşu Kabare'de rol aldım. Bu tiyatroda toplumsal olayları mizah çerçevesi altında anlatıyorduk. Bu tiyatro bana çok şey kattı. Ayrıca bu tiyatro sayesinde Ankara turnesindeyken Gül Sunal ile tanıştım ve 1975 senesinde evlendik. Bu evlilikten oğlum Ali ve kızım Ezo dünyaya geldi. Bir gün Deve Kuşu Kabare'de Dün Bugün adlı tiyatro oyununda sahnedeyken seyircilerin içinde hayatımı değiştirecek birisi vardı. Ertem Eğilmez. Beni izledi ve o sıralarda Tatlı Dilim filmi için hazırlıklar başlıyormuş. Tarık Akan'ın yanına basketbolcu takım arkadaşları arıyormuş ve Zeki Alasya da beni çağırıp Ertem abiyle konuşturdu. Sonra kendimi bir anda sinemada buldum. Bu filmden sonra yavaş yavaş sinema sektöründeki basamaklardan çıkmaya başladım. Sinema hayatımın ilk başlarında başrolde oynamıyordum. Yalancı Yarim gibi, Oh Olsun gibi, Hanzo gibi filmlerde yan rollerde oynayarak başladım. Ardından ilk başrolümü oynadım. Salako filmi benim ilk başrol oynadığım film oldu. Ardından toplu şekilde usta oyuncularla oynayacağımız Mavi Boncuk, Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire gibi filmlerde oynayarak günden güne başarıya doğru koşuyordum. Ben işimi hep ciddiye alarak yaptım. Mesela Mavi Boncuk setinden çıkarken genelde sokakta ihtiyacı olanlara para veriyordum. İnsanlara yardımcı oluyordum. O aldığım 3-5 kuruşla. Merhametli biriydim. İhtiyacı olan birini gördüğüm zaman dayanamıyordum. Komedi dünyamın en ciddi işiydi. Ama çok utangaç biriydim. Kariyerimin en yükseldiği film Hababam sınıfındaki İnek Şaban rolüm oldu ve sonrası parıl parıl parladığım yıllar oldu. İleriki süreçte Arzu filmden ayrıldım ve Fatma Girik'le Can filmi kurduk. Ben genelde filmlerimde günümüzün sorunlarına dikkat çektim. Hep eleştirel bir dille anlatmaya çalıştım. Çöpçüler Kralı ve Kapıcılar Kralı önemli filmlerimden sadece bazılarıydı. 1977 yılında Kapıcılar Kralı filmindeki performansım ile Antalya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldım. 1998 yılında ise Yaşam Boyu Onur ödülünü aldım. Öte yandan Kibar Feyzo, Davaro gibi filmlerde köylerde yaşanan gerçek hikayeleri birebir perdeye yansıttım ve halk beni bağrına bastı. Filmlerimde hep halktan biri oldum. Farklı tiplerle onlarca film ile karşınıza çıktım. 1981'de askere gittim. Diğer askerlerin beni görünce gülmeye başlaması nedeniyle
birliğin düzenini bozduğum gerekçesiyle geri hizmete verildim. Usta birliğimde Armoni Mızıkası isimli moral grubuna dağıtıldım. Ve bu vesileyle Türkiye'nin birçok bölgesinde askerlik yaptım. Askerden döndüm ve filmlerime tüm hızla devam ettim. Seneler hızlıca akıp giderken çocuklarım da büyüdü. Bunun da etkisiyle içimde kalan üniversite sevdam yeniden alevlendi. 1992'de çıkan af yasasından yararlanarak Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümüne 2. sınıftan devam edip 1995 yılında mezun oldum. Benim gibi oyuncu olan oğlumla bir dizi, bir film ile anı bıraktım. Şaban ile Şirin dizisinde beraber oynadık. Sonra Propaganda filminde de beraber oynadık. Yıllar sonra bir araya geldiğimiz Metin Akpınar'la da çalışma fırsatı buldum. Bu film oğlum ile ilk ve son filmimdi. Ve sene 3 Temmuz 2000. Balalayka'ya filminin çekimleri için Trabzon'a gitmek için uçağa bindim. Ama daha önce hiç uçağa binmemiştim. Benim için bu bir ilkti ve uçaktan çok korkuyordum. Aslında bu korkumu yenmek istiyordum ve kısa mesafede gitmek istiyordum. Aslında biraz da benim yüzüme kimse otobüsle gitme sıkıntısı çekmesin diyeydi. Uçağa bindim ve uçak kalkmadan oracıkta kalp krizi geçirdim ve hayatımı kaybettim. Benim için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Naaşımı getirdiler ve dev ekranda filmlerim oynatıldı. Ailem ve sevenlerim beni yalnız bırakmadı bu son yolculuğumda. Atatürk Kültür Merkezi'nden alındım ve polis bandosuyla Teşvikiye Camii'ne götürüldüm. Cenazem çok kalabalıktı. Herkesten Allah razı olsun. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildim. 55 yaşında bu hayata veda ettim. 28 yıllık sanat hayatıma tam 82 film sığdırdım. Sizlere çok şey katmaya çalıştım hep. Öğretmeye, düşündürmeye, sorgulatmaya çalıştım. Ve en önemlisi, gülmeyi unutanlara gülmeyi ve mutluluğu öğretmeye çalıştım. Umarım başarmışımdır. Oynadığım filmlerle, dizilerle, rollerimle, oyunculuğumla, acılarımla, mutluluklarımla, emeklerimle, mücadelemle bu dünyadan geldim, geçtim. Umarım oynadığım filmlerle, dizilerle, rollerle sizleri mutlu etmiş ve sizlerin yüzünü güldürebilmişimdir ve güzel anılar bırakmışımdır ve inşallah gönüllerinizde tat kurmuşumdur. Sevgili dostlarım, sevgili sevenlerim, sevgili kardeşlerim, sizlerden bir ricam var. Beni asla unutmayın, olur mu? Beni hep hatırlayın ve dualarınızı eksik etmeyin. Benim için bol bol dua edin. Beni asla unutmayın. Beni hep hatırlayın. Beni unutmayacağınızı biliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kemal Sunal.